Very technical. Last year was a bit difficult with the rain conditions for us, but it's as I say, a very challenging track for us drivers, which I really enjoy. And yeah, I prepared myself the best way possible to perform very well this year, and I hope we can get a very strong result with the team. İstanbul'da ikinci gelişim. Geçen sene biraz daha benim için zorlu bir yarış olmuştu. Hem hava koşullarından hem de pistin durumundan dolayı. Bu sene daha iyi bir yarış geçmesini bekliyoruz. İstanbul çok büyük ve güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı, Sayın Bakanımızın yanında olmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum. Anything about the project last year that you were on the bridge and now you are under the bridge at the moment? Yeah. Yeah, last year was an incredible project we managed to make happen with the AlphaTauri and the entire city of Istanbul to do this short run on the Bosphorus Bridge, drive a Formula One car in the normal street is something very special, and to do it on this such iconic bridge was incredible. So I think we had very good content made here, and was really proud to be part of this project, and I hope we're going to be able to do this more often in the future. Geçtiğimiz sene İstanbul'da çok önemli ve güzel bir proje yapmıştık. Geçtiğimiz sene köprünün üstünden İstanbul'u görme fırsatım oldu. Bu sene Boğaz'ın kenarından görme fırsatım var. Şehirde Formula 1 arabası sürmek daha farklı bir his. Umarım ileride bunun gibi daha farklı içeriklerde üretebiliriz. Evet, İstanbul yine her zamanki gibi mükemmel bir ev sahibine hazırlanıyor. Ve Türkiye'nin özellikle pek çok konudaki ev sahipliğini tüm dünya biliyor. Tabii spor organizasyonlarında, spor turizmi açısından, geldiğimiz nokta açısından da bu yeni, bu haftaki organizasyonumuz yine çok anlamlı bir organizasyon. Ben az önce Intercity İstanbul Park'taydım. Oradaki hazırlıkları da inceledik. Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Tabii Türkiye'nin pek çok branşta özellikle son yıllarda gelmiş olduğu aşama bundan sonra da devam edecek. Gerek spor altyapısı, gerek sporcu altyapısı, bu anlamda yetişen yeni sporcular, gelişen yeni branşlar spor ülkesi olma yolunda hakikaten her geçen gün iddiamızı güçlendiriyor. Bu çerçevede F1'in yıllar sonra geçtiğimiz yıl başlaması tekrar, yine bu yıl seyircili olarak devam etmesi apayrı bir heyecan. Dünyaca ünlü sporcuların, pilotların İstanbul'u tecrübe etmeleri, İstanbul'la ilgili hakikaten anıları onlar için de çok farklı. Az önce Pierre Gasly ile konuştuğumuzda onun da hakikaten geçtiğimiz yıla dair anılarını kendisinden dinleme fırsatı buldum. Bu yılda şehri daha yakından tanıma fırsatı olacağını ifade etti. Tabii ki ülkemiz hakikaten her köşesi cennet. İstanbul'umuz apayrı dünyanın en güzel şehri. Hem İstanbul'umuzun tanıtımı noktasında hem insanımızın, halkımızın eşsiz misafirperverliği noktasında pek çok organizasyon bizler için çok önemli birer avantaj ve bunu da tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, özel sektörüyle hakikaten en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Ben tabii tüm sporculara başarı diliyorum. İstanbul'dan yarışı izleyecek tüm spor severlere de keyifli seyirler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir fotoğraf. İyi ayda aldım. Şimdi geldim. Tamam. Sonra fotoğraf, evet. Thank you.
Alıyor musun? Aldım abi. Bahadır bunu da al, Bahadır. Al abi, şunu ötün. Şey nerede? Okan Bey. Damla girebilir misiniz? Sen de girebilir misin? Hayır.